Mersin. Hoş geldiniz Müge Hanım. Hoş bulduk. İstediğim hazırlıklar tamamlandı mı? Hazır efendim. Her şey istediğiniz şekilde ayarlandı. Talimatınız için bekliyoruz. Buyurun. Civan Mert, iyi misin? Ben de seni merak ettim. Sen nasılsın? İyi, yani iyiyim. Babaannem konuşmuyor benimle hala. Aynı şekilde annem de benimle konuşmuyor. Yani siz gittiğinizden beri ağzını bıçak açmadı kadına. Civan Mert, çok özür dilerim. Özüre gerek yok. Ben nasıl bundan sonra olacaklardan çekiniyorum. Ben de. Yalanın en büyüğünü en sona sakladık. Öyle oldu. Yani birbirimize aşık olmadığımızı öğrenince babaannemle dedem beni asla affetmeyecek. Böyle gözüküyor. Başımız dertte desene. En başından beri öyle zaten. Civan Mert, gerçekten çok özür dilerim. Seni de bu kaosun içine ben soktum. Ama yine de beni yalnız bırakmadın. Sağ ol yanımda olduğun için. Artık bir kere söz verdik. Dönemiyorum sözümden. Ama bilseydin başından beri beni böyle bir kaosun içine sokacağını... Ne yapardın? Kaçar mıydın? Artık kaçamam. Mecbur tutacağız elinden. Mecburum diyorsun yani. Ben sana mecburum gibi. Böyle şiir var ya. Yani... Bilmiyorum ama oradaki gibidir herhalde. Şiirdeki kız da adamın başını senin gibi belaya soktuysa... ...ben sana mecburum demiştir.